Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size bugün yine bu üç renkten oluşan bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. İpim Altınbaşak, sarı ve pembe leylek arkadaşlar ve 443 numara sarımın numarası. Tığım da bu şekilde 21 numara arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Beyaz kısmı sıralı olarak gidiyor. Sonra tepesine küçük papatya yapraklarını yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ikişer zincir çekerek ilk önce yemenimizin tığ battılarını hazırlıyoruz. Sonra da bu rengarenk papatyaları yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk başlarken de aynı şekilde tığ battığımıza sık iğne ile girdik. Biz de burada tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Ve şöyle arkadaşlar, bir tane zincir çekiyoruz. Hep beraber çekelim diye bu şekilde. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizin boyutu şu şekilde arkadaşlar. Tığımın başını iki defa doladım. Ve 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 alarak 4 seferde bu şekilde bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir bir defa doladım. Trabzan arasına girip 2, 2 aldım. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. 3, 4, 5, 6, bir defa doluyorum. 2, 2 alıyorum. 7, 8 ve 9. Bu şekilde trabzanlarımız hazır arkadaşlar. 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Dönüyorum. Bu şekilde ilk trabzan tepesine buraya kapattım. Buraya bir yuva yaptık arkadaşlar. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bir defa doluyorum. Yaptığım bu 7 zincirli yuvanın içine girip 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 2, 2 aldım. 3, 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Yine 7 tane zincir çekiyorum buraya. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Yine arkadaşlar buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 oldu. Bir defa dolayıp 2, 2 aldım. 2, 2 aldım. Bu şekilde arkadaşlar üst kattaki yuvamız da hazır. Bir zincir çektim yine dibine. Yine arkadaşlar şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz. 3 tane tığ battımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar, yuvamız bu şekilde oluyor yuvalarımız. Tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zincirin üzerine küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yaptığım bu trabzanın içine 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 2, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet arkadaşlar, baştaki 3 zincirimle beraber 9 tane trabzan yaptık. 7 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. döndüm. Bu ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar buraya kapattım. Bu şekilde 3 zincir döndüm, düz yüzüne bir defa doladım. Zincirin arasına girdim, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum, 2 olarak aldım. 3, 4 ve 5. Bu şekilde buraya 5 tane trabzan yaptım. Yine 7 zincir. 7 zincirimi bir defa doluyorum ve geri kalan yere de bir 5 trabzan daha yapıyorum aynı şekilde arkadaşlar. Bir defa doluyorum, 2 bir defa doluyorum, 2 bir defa doluyorum, 2 ve bu da 5. ve sonuncu trabzanım. Bu şekilde arkadaşlar ikinci katımızı da yaptık. Yine bir zincir çekiyorum, şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. 3 tane tığ battı atlayıp 1, 2, 3 4. tığ battımın içine, yaptığım bu örümceği kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Şimdi papatyalarımızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, sarı, petrol yeşili ve pembeden oluşan renklerim var. Papatya renklerim. Şimdi sırada sarı da olduğu için sarı rengimizle arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi tığıma tutturdum. Hemen bu yaptığım yuvayı elime alıyorum. İçine sık iğne ile arkadaşlar girerek ipimi buraya bu şekilde tutturdum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 3 oldu. 1, 2, 3 zincir. Hemen yuvaya girdim. Kapattım, bir tane yaprağım oldu. 1, 2, 3 zincir. Şöyle elimizi iyice dolayalım arkadaşlar. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. 2 defa doluyorum. Minik yapraklar olması için arkadaşlar fazla değil. Şöyle 3'er trabzan yaparak papatyalarımın yaprağını bitiriyorum. 3 zincir bu şekilde yuvaya kapattım. İkinci yaprağım da hazır. Tekrar 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım tığımın başına. Ve yuvaya girdim. 2 olarak aldım. 2 defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Yuvaya girdim. Yuvada 3 zincirimi kapattım. 1 zincirimi çektim. İpimi kopardım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yanda görünmesini istemediğim için arka tarafından şöyle bir tane ilmeği takıyorum tığıma ve kopardım. Arka tarafına çektim bu şekilde. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi papatyamızın, modelimizin yapılış şekli bu şekilde arkadaşlar. Şuraya da turkuaz renklisini yapalım. Turkuaz rengimizle de yine 2 zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk. Bu altın başak olduğu için arkadaşlar biraz daha dolgunumsu ipimizin, kalın yani. Sık iğne ile bu şekilde yuvaya girdim, tutturdum. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak alıp 2 tane trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. 3 tane buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrar 3 zincirimi çekip yuvada kapattım. Evet arkadaşlar, bu şekilde papatya'nın birinin yaprağı hazır. Şu diğer kalan yere de 2 yaprağı yapacağız. 3 zincir. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 defa doladım. Yuvaya girdim arkadaşlar. 2 2 2 3 oldu. 3 olunca 3 zincir. 3 trabzan olunca 3 zincir çekiyorum. Yuvada kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 3 tane zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 defa doluyorum tığımın başını. Yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 zincirimi çektim ve yuvaya girip arkadaşlar yuvada kapattım. Bir zincirimi çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizin biri daha hazır ve arkaya çekip iplerimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Alt kısmı sıralı bir model oldu. Üst kısmına küçük papatyalar yaptık. Alt kısmını yeşilden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da benim yaptığım gibi beyazla da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş bir model oldu. Böyle rengarenk. İsterseniz böyle kalmış iplerinizi de böyle küçük papatyalarla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.